15 yaşındaki lise 1. sınıf öğrencisi Helen Avşar. İstanbul Ok Meydanı'ndan 21 Şubat günü kayboluyor. Ve diyor ki annesi de Hülya Avşar. Dün Hülya Avşar'ı andık. Bugün Hülya Avşar stüdyomuza geldi. Üzülme ablacığım, buluruz. Kızının amcasının oğlu Mertcan Çolak tarafından kaçırılarak zorla alıkonulduğunu söylüyor. Daha önce de kızı aynı kişi tarafından iki kez kaçırılmış. Anacığım ne takmış bu da senin kızına kafayı? O çocuk kaç yaşında? Çocuk 17 yaşında. O da 17, iki çocuk. Şimdi iki kere kaçmışlar, sonra sen de benim kızımın gönlü var demişsin. Bir de onlara nişan yapmışsın. Hayatım 15 yaşında çocuğa nişan olur mu? Mecbur kaldım Müge abla, yoksa gelmiyordu yanıma. Tamam anneciğim söz vereceğim dedim. Orada söz diye taktılar. Sonra ben kızımı yanıma aldım. Sonra ertesi gün ben kızıma dedim evde. Ben dedim öylesine taktım, seni asla vermeyeceğim. Ben de 15 yaşında, benim başıma da onun amcasının oğlu yani kızımın babası. Aynı şekilde beni de, ben de kaçtım. Beni çocuğumla Senam'la 15 yaşında ortada bıraktılar. O yüzden ben onun başına gelmesini istemiyorum aynı şeyler. O yüzden istemiyorum yani, kızımı istiyorum. Ne olursunuz yalvarıyorum. Ben size çok güveniyorum. Kızıma sınırdan bir şey içiriyorlar. Kızım benden soğumuş. Benim kızım önceden bana derdi ki anne Allah benim canımı sensiz almasın, seni de bensiz. Şu an kızım benden nefret ediyor. Gelmek istemiyor. Görmek bile istemiyor beni. Psikolojisini çok bozmuşlar. Bir şey içtiğini düşünüyorum. Babası zaten çocuğun diyor ki ben hocaya götürdüm onu diyor. Hocaya mı götürdüm, aradım mı? Bir şey dedi bana tam olarak. Şu an bilmiyorum ama işte yok 3 tane çocuğu olacak onun. Bilmem ne, bunun babası söylüyor, çocuğun babası. Çocuğun babası 17 yaşında benim oğlum niye böyle yapıyor demiyor da hocaya gidip kaç tane çocukları olacağına mı bakmış? Evet. İyice kafayı sıyırdı bazıları ha. Yani gerçekten hani daha uygun bir kelime bulamıyorum, özür dilerim. Evet. Yani gerçekten hani biz söylüyoruz ya. Hani ne diyeceğimi bilemiyorum yani, bu da argo kaçıyor, özür dilerim ama. Hani normal şeyler mi bunlar ya, çocuk 17 yaşında. Kız 15 yaşında. Çocukların aklı başına gelsin diye otursunlar, dua etsinler yapacaklar. Onun için dua etsinler yani, gitsinler de bir caminin imamına biraz ondan dua istesinler. Müge abla bir de çocuğun çok çok fazla suç kaydı var. Çocuğun zaten... 17 yaşındaki çocuğun. Tabii çok fazla yani, annesi cezaevinde zaten. Tabii ailece bunlar hep aynı işi yapıyorlar. Ne iş yapıyorlar? Hırsızlar. Tabii bu senin iddiandır, bilmiyoruz. Zaten araştırılırsa çıkar, benim iddiam olmaktan çıkar zaten. Yani annesi de cezaevinde, annesini dedim ki hani annenizi bekleyin en azından falan, hani yaşınız tutsun. 3 sene sonra dedim yaparız nişanını da düğününü ya de. Benim anladığım kadarıyla kız evden onlara kaçıyor. Ben illaki evleneceğim diyor, sen de alabilmek için hadi sizi sözledim diyorsun. Aynen. Sonra kızı aynen tekrar çağırıyorsun ama diyorsa ki kızım sen küçüksün, ben seni veremem diyorsun. Bir de yani yolları... Bu arada nişanlanan çocuk demiş ki, buna da çok şaşırdım. Bizim demiş adetimiz demiş, nişanlanınca kız bizim evde kalır demiş. Ondan sonra ne güzel valla, herkes kendi kafasına göre bir adet uyduruyor. Yani biz nerede yaşıyoruz bilmiyorum, hiç bizde öyle adet yok. Ondan sonra annene demiş ki nereye ben kızımı senin yanına gönderiyorum, hop alıp tekrar götürmüş. Evet ve ben en son bu kaçışında kızım mı kaçtı? Ben markete gittim Müge abla. 15 dakika bile sürmedi. Hemen böyle aramızda 20 metre var marketle. Markete gittim. Güvenmiyorum kızıma. Hani vermeyeceğim de dedim ya. Kaçacağından korktum. Kapıyı kilitledim. Eve geldim. 15 dakika içinde kapım paramparça. Yerlerde kızımı ya zorla kaçırdılar gelip. Kızım kapıyı kırmış olamaz çünkü, bu mümkün değil. Kapı mı kırıldı? Kırık. Şu an kapım hala açık. Sonuna kadar açık. Yaptıramadım. Çünkü durumum yok. Ben buraya karşıya gittim. Karşıya giderken bile milletten borç alarak gittim. Ben kızımın hiçbir şeyini de karşılayamıyorum. Bu yüzden de yapamıyorum ben annelik, bilmiyorum. Kendimi çok suçluyorum. Kaza geçirdim. Yatıyordum, ameliyattaydım. Ayağımda biletin var. Daha henüz 1-2 aydır kendime geldim. Yürümeye başladım. Çok bilmiyorum Müge abla, bana sen yardım edeceksin. Başka kimsem yok benim. Bunun babası nerede bu çocuğun? O da cezaevinde. Gürcistan'da. O neden içeride? O zaten hiçbir zaman babalık yapmadı ki Müge abla. Ben 15 yaşındaydım. Sen de ona mı kaçtın yine, kaçtım 15 yaşında? Kaçtım. Benim yaşadıklarım yaşamasını istemiyorum. Ben ona kaçtım. Ben 15 yaşındaydım. Sürekli şiddet uyguluyordu babası bana. Sürekli şiddet uyguluyordu. Sen kaçtığında o kaç yaşındaydı?
19 yaşındaydı. Allah Allah, küçük. Biz şikayetçi olamadık. Hep bizi tehdit ettiler. Yani o zaman böyle program yoktu. 15-16 sene önce var mıydı, bizi biz bilmiyoruz. O da mı akrabanızdı? Yok, benim akrabam hiçbiri değil. Hayır hayır, kaçtığınız adam da akrabanız mıydı? Benim akrabam değiller. Değil, yok değiller. Ondan sonra işte... Ama siz evlenmediniz de galiba. Evli miydi? Yaşta küçük. Yok değildi. Niye evli de değildi? İstemedi beni, bilmiyorum. Sonradan sevemedim seni dedi. Önce hamile bıraktı, sonra sevemedim dedi. Sonra bana dedi ki işte çocuk benden değil dedi. Çok şerefli bir davranış gerçekten. Müge abla önce dedi ki çocuk benden değil dedi. Git kimdense, git onun babasını bul dedi. Sonrasında çocuğum 5-6 yaşına geldi. Babasının kopyası kızım benim. Resmini görmüş Facebook'tan, beni aradı. Dedi ki, dedi bu kız bana çok benziyor. Bu kız benim kızım dedi. Ben yine yürüyeyim sizlere. Dedim ki tamam, görüşmek istiyorum dedi. Ben vicdan azabı çekiyorum dedi. Tamam dedim, görüşmek istiyorsan. Görüştürürüm. Görüştürdüm. Kızım istemedi ilk zamanlar. İstemiyorum dedi bana, hani 6 yaşında ama benim kızım çok akıllı Müge Hanım. Aşırı akıllı. Çok zeki bir çocuk. Allah'ın öyle güzel bir mucizesiydi ki o bana. Ama işte Allah'ım bilmiyorum, çocuğuma nazar mı değdi diyeyim. Aklını mı çeldiler? Gitti benden, korktu. Ben nefes alamıyorum. Sen kaç yaşındasın? 32'me girdim. Sen tabii okula da gidemedin değil mi? Gidemedim Müge Hanım. Kaça kadar okudun? İlkokul 4'ten terk ettim. Hep ona ben kaçtım. Sonra çocuğumu kucağıma aldım. O çocuğumu önce benim ailem de kabul etmedi. Beni istemedi. Çünkü kaçtım, hamile kaldım. Rezil ettim onları. Sonra belediye başkanı araya girdi. Babama yalvar yakar. Babam kabul etti. Ama babam dedi çocuğu istemiyorum. Götür ya yurda ver ya da birine ver. Dedim baba sen beni nasıl kabul ediyorsan, benden vazgeçemiyorsan ben ondan vazgeçmem. Sokakta yatarım, yine de evladımı vermeyeceğim. Onun bir suçu yok. Bu Mertcan da meydanda yok mu şimdi? O da kayıp. Var, Mertcan var. Bana diyor getirmeyeceğim. Sonra ne oldu? Ne yediniz, ne içtiniz? Nerede? Yani ne, sonra aldın mı babanın? Bana devlet destek veriyordu. O da 2-3 aydır devlet desteğini de kesti. Bilmiyorum, bana eve gelmişler güncellemek için. İşte 2-3 aydır annem bana yardımcı olmaya çalışıyor. Onun da fazla durumu yok. Ama istediğini yapamıyorum kızımın galiba. O yüzden ne istiyor? Okulda hani yüz yüze eğitim var ya. Tableti yok. Okulunu, derslerini yapamıyor Müge abla. Çok çalışkan aslında. Çok zeki bir kız. Derslerinde çok başarılı. Aşçılık okuyordu. Ay sana o kadar sarılmak istiyorum ki şu an. Ben sizi yıllardır hep gerçekten hayalinizi kurdum, yemin ederim. Her gün sizi izliyorum, her gün saat 10'da sesinizle uyanıyorum, gözümü açıyorum ben. Hanımefendi, daha önce nişanladınız mı siz bunları? Mecbur kaldım rağmen. Ama 15 yaşında. Mecbur kaldım, yanıma gelsin talebe diye. Talebe, öğrenci. Zaten bu son kaçma nedeni bu zaten. Bana dedik, ben ona dedim ki evde seni vermem, sen daha çok küçüksün. Bir gör, bir tanı, konuş. Ama yok, yine kaçtı. Öyle dediğim için kaçtı. Çocuk da bana o gün gittik polislerle diyor ki sen demişsin ki diyor ben yalandan nişan yaptım, vermeyeceğim. O yüzden Sena yine kaçmak sana istedi gerçekten bana. Gerçekten söylemesin. Senin çocuğunun yardıma ihtiyacı var anladığım kadarıyla. İsmail Günden telefon attığımızdaymış. Kızının kaçırıldığını söyleyen Mertcan'ın babası. İsmail Bey günaydın. Günaydın Müge Hanım. Nerede bu kız İsmail Bey? Bakın Müge Hanım şöyle zaten. Bu şimdi çıktı oraya hep yalan söylüyor. Dün mi evvelsi gün benim evimdeydi bak. Bu kadın benim evimde. Evimde beni polis aldı. Evet. İki gün önce bu kız kaçtı geldi. İki gün önce kapısı kırılmış. Kızı evde kilitliyor. Kapıyı kilitli evde. Kızın üstüne kapıyı kilitliyor. Kız evden dışarı çıkartmıyor. Kız kapıyı girmiş, kırmış, kaçmış. Burada bu kız benim kardeşimin torunu. Yani yeğenimin kızı. Ben ya bunun namusu benim namusum. Ben niye kaçırayım bunu? Daha evvel, niye yaptırayım böyle bir şey? Peki daha evvel gitmediler mi? Nişan yapan siz değil misiniz, söz yapan? Tamam mı, istedik ondan. Bu kız intihara kalkıştı. Ben bu oğlumu hayır, seviyorum yalan diye. İntihara falan kalkışmadı. Başka fotoğraflar da vardı i̇ntihara benim. Hayır bak, yalan. Müge Hanım, intihara kalkıştı sizde. İntihara kalkıştı bu. Sizi üzülmek için bu. Büyü kendisi yaptırıyor. Diyor ki ben diyor hocaya götürdüm diyor. Üç tane çocuk ya yapacaklar diyor. Ya istediğiniz kadar büyü yaptırın be kardeşim ya. Hiç beni izlemiyorsunuz. Şey izleseniz de içselleştirmiyorsunuz ya. Ne büyüsü ya? Büyü yapan kendine yapsın o zaman yani. Müge Hanım bizzat diyeyim ben şimdi. Bu kız bunun yanında durmak istemiyor. Bütün olay ne biliyor musun? Ne? Bu kızı kilitliyor. Kapıyı üstünden kilitliyor. Çıkıyor.
Bu kızın dedesi, amcaları burada. Bunun dedesi benim kardeşim bu kızın. Bunun kızın babası benim yeğenim. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Müge Hanım, dedesi bile açtın? Diyor ki sakın diyor o çocuğa vermeyin. Şimdi bilmiyorum, korkusundan belki demez. Ama dedesi bile diyor ki o Mertcan uyuşturucu bağımlısı. Neyse, madde kullandığı için babası... Kendi ne içiyormuş sorar mısınız Müge Hanım? Kendi baba... Benim Müge Hanım sorar mısınız kendi ne içiyormuş? Ben hiçbir kendi şey... Ne... Kendi ne içiyormuş? O kızı niye kapıyı kilitliyorsunuz? Kapıyı niye kırılmış? O gün benim oğlumu polise şikayet ediyor. Benim oğlum sabah 9'da 7'de buradan kalktı. Beyoğlu çocuk araştırmayı ifade vermeye gitti bu kız için. Saat 9'dan 4'e kadar benim oğlum polisteydi. Ben gittim teslim aldım. Kız kapıyı kırmış kaçmış buraya gelmiş. Polise diyor ki oğlumuz kızımı diyor Mertcan kaçırdı. Polis diyor ki ya Mertcan'ı ben 4'te babasına teslim ettim diyor ya. Niye yalan söylüyorsun diyor bu şahsa. Sahteki yalan. Beyefendi bakın şimdi sahteki. Ekranda bu iki çocuğun sözde nişan görüntüleri var. Aslında her iki aile olarak ya suç işlediğinizi... Söz olsun, nişan olsun. Her iki aile de bundan sorumludur ve suçludur. Yani bu kadar tamam, küçük tamam. çocuklara söz nişan yapamazsınız. Artık kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Olmaz. Yani Mertcan kaç doğumlu? Mertcan 2005 doğumlu. Kız 6 ay büyük ondan. Yuh yani diyorum artık yani. 2005 doğumlu çocuğun evlilik neyine? Evlilik falan yapmayacağız Müge Hanım. Ne evliliği? Ya söz evlilik ne demek? Söz evlilik sonra. Öncesi yapılmaz mı yani? Söz yapınca ne oluyor? Çok uluslu şirketin CEO'su olması için mi söz yaptınız yani? Ya biz o kız intihara falan kalkıştı yani. Çocuk da onu seviyor diye söz yaptık aramızda. Ne evliliği? O çocuk tamam. Evlenir mi? Kız da evlilik, size kız da size yani. Kaçmış. Sonra size kız kaçınca ne oldu? Yok, ben kızın nerede olduğunu bile ne bilmiyorum. O kız daha önce bakın Müge Hanım. Efendim. Bu kız bu nişandan sonra ben demiş gitmeyeceğim annemine. Mertcan da diyor ki git diye gelirsin diyor. Hayır. Hayır benim küçük yeğenim duyuyor. Mertcan diyor ki ben diyor gitmeni istemiyorum. Sana diyor ki annem bırakmaz beni burada. Mertcan diyor ki o zaman diyor yarın diyor erkenden kaçıp geliyorsun diyor. Taksiye binip parasını ben veriyorum. Allah şahidim olsun Müge abla. Şu kapıdan çıkmak bana nasip olmasın. Ben ne dedim Müge Hanım sus söyler misin susun. Ben ne dedim? Kız tamam yarın gelirsin demiş. Git demiş yani annenine. Kız tamam peki, kaçmış, peki sizin yanınızda değil. Bir dakika İsmail Bey tamam kız sizin yanınızda değil. Oğlunuzun da sözde sözlüsü ya. Oğlunuz bilmiyor mu sözlüsünün nerede olduğunu? Ya bilir. Ya burada da kız nerede olacak? Ya bilir. Amcalarının evindedir ya kuzenlerinin evindedir. Siz de nerede olduğunu kız. Biliyorsunuz değil mi? Çünkü az önce kız benim namusum diyen siz değil miydiniz? Tamam namusum. Tamam namusunuzun nerede olduğunu bilmiyor musunuz o zaman? Siz bakın ben bu lafa inanmam. Böyle şeylerden de hiç hoşlanmam. Ama siz bana böyle söylüyorsanız ben de size o zaman namusunuz nerede diye sorarım. Bilmiyor musunuz koca adam? Efendim. Sen beni dinlesene dinlemiyorsun ki. Dinliyorum. Bak telefonu kapattırma bana. Ben sana İstersen, laf anlatıyorum. İster sen, kapat, ki, ister bak, kapatma bak. Beni tehdit edemezsin. Sen, ya ben seni sen, dinlesene ben anlatayım. Ya anlattın, dinledim. Benim namusum mu kız dedin? Ya. Ben de dedim ki nerede o zaman diyorum. Öyleler işte mi ya Allah? Seni kapatman sonucu değiştirmez ki. Bu şekilde tepkisel davranışla da zaten aile karakterinizi ortaya koyuyorsunuz. Siz burada anneyi suçlayıp, kız annenin yanında kalmak istemiyor, bize bayıldı. O yüzden bizim yanımızda imajını yaratmak istiyorsunuz. 15 yaşında ne yazık ki bazı çocuklar ki bu o yaş grubunun yaklaşık %20'sine tekabül ediyor. Bu tip hareketler yapıyor. Ergenlik dediğimiz bir takım hormonların işte yarattığı çocuklar üzerindeki etki, psikolojik etki, bedensel etki falan. Şimdi her bize kaçmak isteyen kıza da kapımızı açıp aa sen gel annenden memnun değilsin diye içeri mi alacağız? Siz zaten her iki ailede suçlusunuz. İnşallah bir Cumhuriyet Savcısı da bunu re'sen soruşturma başlatsın. Böyle bu küçücük çocukları böyle evleneceksiniz diye o yola da sokamazsınız. Hayatım çocuk 15 yaşında alacaksın götüreceksin bir psikiyatri kliniğine yatıracaksın tedavi ettireceksin. Ondan sonra çocuk bir düzelecek. Ondan sonra yani böyle sözle nişanla olacak iş değil ki.
Müge abla durumum yok. İnan Allah'a. Ne maddi durumum var götürebilecek sigortam yok. Ama sen niye ben nasıl... ayağımdan daha yeni 2 aydır iyileştim ve iş bulamıyorum. Her yerde iş arıyorum yemin ama ederim. Ama tamam da ayağın ne zaman hastalandı senin? 2 aydır ben kaza geçirdim. Yani kaza dediğim yürürken düştüm. Ayak kemiklerimi kırıldı. Tamam çok geçmiş olsun. O 2 aylık mevzu. Ondan evvelsi? Ondan evvelsi çalışıyordum zaten. Fırında çalışıyordum. Tezgahlardım. Tamam. Sonra... İsim vermek istemiyorum. Restoranda kasiyerlik yaptım. Ben tamam. Çocuğumu tek başına büyüttüm. Hiçbir şeyini eksik etmedim çalıştığım zaman. Her şeyini dört dörtlük yaptım. Tamam, bu koronadan dolayı tabii ki insanların çok mağduriyetinin de farkındayım. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.